Tamam, çok güzel. Tamam. Ha, sağ ol Gonca. Afiyet olsun. Bu da sana. Hadi ya. Sağ ol, teşekkürler. Ayşe'yi alıp geliyorum ben. Kesme. Barışıyoruz galiba. Kahve getirdi yani. Hadi. Annem güle güle, güle güle. Oh kuzum annem benim, bir tanem benim. Bana bak, sen bugün çok nazarlara geldin. Eve gidince bir su dökün de o kötü gözler falan aksın gitsin. Tam sirkeli su dökünürüm ben yengem. Yengem görüşürüz. Hadi canım, hadi. Hadi. Tut kız elimi, elimi tut. Evet, bay bay. Gel. Hop, vermiyor. Oy kuzum benim, bir tanem benim. Hadi. Aa. Kerem, karavan yok. Karavan nerede? Şey oldu ya, iş bitince gittiler. Nasıl gitti ya? Benim bütün eşyalarım oradaydı. Kıyafetim yok, ayakkabım yok, üstüme bir şey yok. Tamam, bu her zaman bizim çalıştığımız şirket zaten. Ararız, bir şey olmaz. Kız Gonca, sen de mi bir şey söylemedin ya? Ay ne bileyim ben, eşyalarını aldın da eve koydun sandım ya. Ne yapacağım ya, böyle dımdızlak kaldım ortada. Sen niye bu kadar sorun ettin ki? Eve gideceksin zaten, bu saatten sonra bir işin olacak değil ya. Ya sen ne yapacaksın? İşte benim bir yerde daha işim var. Ama Volkan seni eve bırakır, değil mi Volkan? Bırakırım abi ya, hiç sıkıntı yok. Heh, tamam, o zaman ben gideyim. Hadi herkesin eline sağlık bugün için. Ayşe'cim, Gonca, Volkan. Emniyet kemerini taktı. Hadi madem. Ne hadi? Bir dur, 2 dakika dur da üstüme bir şey giyeyim, ben geleyim. Hayır. Acelem var Ayşe. Çok işim var. Hadi çıkalım bir an önce, hadi. Gelsene, bir şey diyeceğim sana. Bir şey demiyorsun, direkt o arabaya biniyorsun, onlarla gidiyorsun. Kesin bir sürpriz var bu işin sonunda. Yok ya, ne sürprizi? Bassa gitti işte, görmedin. Umurumda bile değilim adamın. Beni böyle heveslendiriyorsun, sonra hevesim kursağımda kalıyor. Ya kızım, sabahtan beri kaşlar gözler havada uçuşuyor. Bir şey var diyorum bu işin sonunda. Bak kesin itiraf edecek işte şimdi. Bir şey hazırladılar. Hadi git. Yemin et. Ya yemin ederim, hadi. İyi, gidiyorum o zaman. Volkan! İş Volkan. Heh. Eve gitmiyoruz değil mi? Bu soruya cevap veremem Ayşe. Hiç sıkıştırma beni. Sonra heyecan falan yapıyorum. Elim ayağım titriyor. Bak tamam. Kadınlar sürprizleri sever. Ama bildikleri sürprizleri daha çok severler. Hadi bir şey söyle. Siz ne karışık canlılarsınız ya. Hadi be, söyle Volkan, söyle. Olmaz Ayşe, olmaz, hayır. İyi tamam, o zaman bak bir oyun oynayacağız. Sıcak soğuk oyunu. Ben sana bir soru soracağım. Yaklaşırsam sıcak diyeceksin, tamam mı? Kesin hayır desem de sen o cevabı beğenmeyeceksin. O yüzden hayır, kabul etmiyorum. Tamam, ben yine de soruyorum. Kerem karavanı bilerek mi yolladı? Ilık. Ilık ne ya? Ilık diye bir cevap yok. Yani Volkan, sıcak ya da soğuk diyeceksin. Ilık işte Ayşe, ılık. Neyse tamam, ben bunu evet olarak kabul ediyorum. Şimdi diğer soruma geçiyorum. Kerem benim özellikle mi bu kıyafetlerle kalmamı istedi? Ilık. Tamam, ben bunu da evet olarak kabul ediyorum. Çok pis sıkıştırıyorsun vallahi ya. Tamam, ben de sana bir soru soracağım. İyi hadi sor Volkancığım, sor. Gonca'yı bana tek kelimeyle anlat desem ne derdin? Sonuçta sen Gonca'yı benden daha iyi tanıyorsun. Ilık. Ya. İyi tamam, bozulma hemen ya, söylüyorum. Gonca'yı tek bir kelimeyle anlatacak olsam dobro derdim. Gonca böyle bodoslama doğrudan biridir. Ve öyle insanları sever. Ya bu da benden sana bir tüy olsun. Bu arada geldik. Volkan, bura bizim sokak. Aynen, sizin sokak. Ama hemen seni evine bıraktığımda böyle tık odana gidemeyeceksin. Çünkü seni Canan'a teslim edeceğiz buradan sonrasında. Seni Canan'a teslim ediyorum. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Buyurun. Buyurun böyle oturun. Çok teşekkür ederim Canan. Bir şey soracağım. Bunların hepsini Kerem mi hazırladı? Efendim ben sadece bu kadarına hakimim. Hemen üstünüze bir şey getireyim ben. İyi olur çünkü çok soğuk. Ay yok ya, şu çantayı bırakayım, böyle hazırlanmış gibi olmasın. Samoş'umun hevesi kaçmasın. Ay çok duygulandım. Biraz daha duygu. Unutmadın mı? Tamam, bu oldu. Hülya, sultanım nasılsın? Ay canım, nasıl olayım işte. Her zamanki gibi bütün gün oturdum burada. Yemeği mi yiyeceğiz ya? Ben çok açım vallahi, kurt gibiyim. Nasıl yani? Nasıl yani? Savuşum, yemeği evde mi yiyeceğiz? Evet, her gün evde yemiyor muyuz? Ha canım başka bir şey çektiyse kebapçıya götüreyim böyle. Çok güzel, seversin. He? Ya ben şimdi anladım, sen böyle unutmuş gibi falan şey bozulmasın diye. Ya Samoş'um, sen bizim evlilik yıl dönümümüzü ne zaman unuttun ki şimdi unutacaksın? Evlilik yıl dönümü önemli tabii. Ama bak ben hiçbir şey bozmadım, bak hala yani sürprizin ne olduğunu hala bilmiyorum ben. O yüzden şey yapma ama bak farkındaysan da sormuyorum. Hiç sorma zaten. Sorma. Ya sorar mıyım hiç? Ben bekliyorum seni. Tamam. Bekle bakalım. Bekliyorum. Tamam bekle sen, bekle. Çok bekle. Ay Samet, ne yaptın? Nasıl unuttun sen? Evlilik yıl dönümünü unuttun. Hülya da bekliyor. Ya kardeşim ne demek yer yok? Ya böyle kıyıda köşede falan da mı yok? Anladım. Tamam, sağ ol. Of. Lahmacuncuya mı götürsem acaba? Ya Hülya da o lahmacunlarla tokatlasın beni değil mi? Of. Aha, Kerem. Kerem. Şimdi Kerem bir çözüm bulur bana. Evet. Kerem, aslan kardeşim benim. Aslan abim benim. Ne oldu, hayırdır, sen iyi misin? Kerem, yandım ben. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Ne kısmetli bir günmüş. Ya Hülya beni öldürünce sen de seneye böyle abimin seneyi devriyesiydi dersin. Unuttun değil mi? Hı-hı. Ya bu aklımdan çıkmış. Şimdi her yeri arıyorum. Ya rezervasyon istiyorlar ya yer yok diyorlar. Ya Ceylan'ım benim, şimdi inecek Hülya'm, böyle çok üzülecek hamile. O zaman şöyle bir sarılalım da vedalaşalım artık abi. Ya şakanın sırası mı şimdi Kerem? Parça pinçik edecek Hülya beni ya. Abi korkma bu kadar. Ne olacak? Herkesin başına gelir. Keşke benim aklıma sana yaptığım bir iyilik gelseydi. Bana borcum var Kerem. Bana yardım et deseydim ama gelmiyor işte. Ah. Artık ne yapacağım? Beni evden de gönderir. Nerede kalırım ki ben? Kimde? O kadar mı zordasın abi? Hmm. Şimdi aşk olsun. Senin bana iyilik hatırlatmaya ihtiyacın mı var gerçekten? Sen bu hayatın bana en güzel iyiliğisin abi. Ben sana yardım edeceğim. Hiç merak etme. Gerçekten mi? Seni rahmetli annen Kadir Gecesi mi doğurmuş? Bilmiyorum, neden sordun? Selam. Merhaba. Ne haber? Ne yaptın? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Tamam, sakin ol. Hemen söyleyecek hali yok. Biraz zaman tanır. Hadi kıvır bakalım Kerem Efendi. Sen iyi misin? Hı? Sanki biraz yorgun gibisin. Dalgın gibisin. Bir şey mi oldu? Yo. Asıl sen yorgunsundur. Bütün gün çalıştık. Yok yok, hiç yorgun değilim ben. Hatta bayağı iyiyim. Hadi artık Kerem ya. Bayılacağım şimdi. Havuza kafamı sokup kendimi mi boğsam? Güzel olur. Ne? Hı? Bir şey dedin. Bana bir şey dedin, söyle. Abin bir değişiklik yapmış kahvehanede, değil mi? Masalar bir güzel olmuş, onu diyordum. Ha. Bilmem, hiç fark etmedim. Uf Kerem ya. Ben ne yaptım da bu kadar korkuttum seni? Söyleyemiyor bile. Ne olur bu gece bitsin. Ulan bir daha plan yaparsam ne olayım? Hadi artık. Ay Samoş'um. Ay Samoş'um, biz baş başa olmayacak mıydık? Şimdi annem babam neyse de yani Ayşe ile Kerem'in öyle odasının önünden geçerken söylemeden olmazdı. Restorana gitseydik o zaman. Sultanım hamilesin ya. Hani böyle şimdi başın tutar, rahatsız olursun, o sebepten. Ay sen bunları mı hesapladın? Ya ne kadar düşünceli bir insansın. Öyleyimdir. Buyur. Ay şuna bak ya. Benim gecemde benden şık giyinmiş. İlla rol çalacak. Genç kız özenmiş işte. Hadi gel geçelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Kız artık beni odunla dövse hakkıdır. Ne ki şimdi bu? Kerem, sen nasıl bir şey hazırladın? Sonra yengem sana diyecek ki, Samoş, niye ev? Sen ne diyeceksin ki? Ceylanım, hamilesin ya, dışarıda yorulmanı istemedim diyeceksin. Tamam, dışarıda dolaşıp yorulmanı istemiyorum diyeceğim. Sonra sofrada bizi görecek. Ay bunların burada ne işi var diyecek. Yok demez öyle şey ya. Der. Yengem onu dedikten sonra işte bütün aileyi çağıramadım. Kerem ve Ayşe de görür. Ayıp olur onlara diye düşündüm diyeceksin. Kerem ve Ayşe'ye ayıp olur, tamam. Asıl önemli kısım şimdi geliyor. Saat tam 9'da şöyle bir hareket yapacaksın. Böyle. Böyle. Biraz daha. Tamam. O hareketi yapınca kim gelecek? Kim gelecek? Kemancı gelecek. Hadi be, kemancı da mı var? Kemancı da var. Vay be. Vay, inşallah unutmam. Asıl büyük final. Kemancı kemanını çalarken sen bir anda bunu çıkaracaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman ver elini. Kerem. Kerem. Aa, çok güzelmiş ya. Kerem ya. Ay inanamıyorum Samet. Bu nasıl bir romans? Ay Samet, gerçekten çok heyecanlandım. Çok sürpriz oldu. Benim için değilmiş. Gel sarılacağım sana. Gel. Ya canım. Bu alkışlar da sana Kerem. Hadi unutmadan şunu da vereyim. Samet. Ay Samet, bu bana aldığın en güzel tek taş. Ay. Bak. Hadi gel. Çok üzüldü kız. Kerem, evlilik yıl dönümleri miydi? Niye söylemedin? Söyledim ben sana. Söylemedin mi? Cık, söylemedin. Ha. Unutmuşum. Ulan ne zor şeymiş ilan aşk. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar